Niyazlı Bugün programından herkese merhabalar. Ben Niyaz Kılıç Niyaz. Sizlere mutlu ve keyifli bir salı sabahı diliyorum. Bugün stüdyomuzda çok kıymetli bir misafirim olacak ve en değerli varlıklarımız çocuklarımızın sağlığına dair tüm merak ettiklerinizi yanıtlıyor olacağız. Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Doktor Özge Akça'nın hoş sohbetiyle Niyazla bugün başlıyor keyifli seyirler. Özge Hanım hoş geldiniz. Merhabalar hoş buldum. Sefalar getirdiniz. Teşekkür ederim. Aa bugünkü programımızda çocuk hastalığını konuşacağız. Evet, çocukların çocuk sağlığı ve evet, hastalıkları. Çocuk çocukların sağlığı, hastalıkları ülkemizdeki yani çocuk çocuklarla ilgili Sağlık sektörünün durumunu, eksikleri var mı, yanlış, yoldan yürüyenleri var mı? Yani hepsini konuşacağız. Hı hı. Ama tabii öncelikle sizinle bir tanışmamız gerekiyor. Tanıştırsanız kendinizle. Büyük bir keyifle. Ee, Özge Akçabay, çocuk sağlığı hastalıkları uzmanıyım. Ee, yaklaşık 3 yıldır kendi muayenehanemde çalışıyorum. Ee, İstanbul Tıp Fakültesi mezunuyum. Ee, yurt dışında da yaklaşık 2 yıl kadar çalıştım. Ee, çocuk yoğun bakım yan dalına e, başlamıştım orada. Ee, onun dışında söyleyeceklerim bu kadar. Yani bayağı bir tecrübelisiniz bu konuda. Tabii, tabii. Zaten hani sahada da her zaman fark ederiz. Ee, İstanbul'daki ve Ankara'daki böyle bazı İzmir'deki de yine aynı şekilde bazı tıp fakültelerinden mezun olmuş arkadaşları hı hı. böyle e, deneyiminden ve e, üniversiteden getirdikleri nosyonlardan az çok tanırız. hı hı. hı. Şimdi şunu sormak istiyorum. Özel bir soru. Neden bu mesleği seçtiniz? <laughs> Dürüst olayım mı? Evet. Boyum 1.63'tü çünkü. <gülüyor> ne <gülüyor> alaka değil mi? Hı -hı. Çünkü benim bütün aile asker. Hı -hı. Ve ben Hı -hı. kesinlikle asker olmak istiyordum. Ee, Harbin okulu beni e, 1.65 sınırı vardı o zaman boyda. Gerçi hala öyledir bilmiyorum. Boyum 1.63 diye eledi. Harbin okuluna giremedim. Sonra ben de madem oraya giremiyorum... O zaman tercihlerimi yapayım dedim. O zaman sağlık sektörü. Aslına bakarsanız... ...madem laf aramızda sordunuz... Hı -hı. E, ...15 tercihin sadece bir tanesi tıptı. Evet. Hı -hı. O tıp yazdıktan sonra... ...bitirdikten sonra uzmanlık sınavında da... ...sadece bir tane çocuk vardı. Yani şöyle söyleyeyim... E, ...Allah yüzüme bakmış da... ...doktor olmuşum. Hı -hı. Daha da çok sevdiği kuluymuşum ki... ...çocuk doktoru olmuşum. Hı -hı. Evet. Yani bu... Her ailenin e, bir e, ince yerleri bizim varlıklarımız çocuklar yani evet. bizim en hassas noktamız o. çocukla Çocuklar evet. çünkü hep iyi yaşamalarını istiyoruz. Hiç hasta olmasınlar diye yaşıyoruz, uğraşıyoruz bununla. E, şimdi yeni doğan bebeklere girsek. Yeni doğan bebekleri. Onların yani takibi nasıl yapılmalı? Nasıl yapılıyor? Şöyle söyleyeyim. Evet e, konuşmanızın en başında söylediğiniz gibi Niyaz Beyciğim. E, hepimizin göz bebeği. E, ben yemeyeyim o yesin. Ben giymeyeyim o giysin. Cebimde beş kuruşum varsa hepsi onun olsun diye harcayabileceğimiz. Aman benim başıma gelenler onun başına gelmesin diye böyle etrafını. Ee, pamuklarla sarıp sarmaladığımız evlatlarımız tabii ki de bizim için çok önemli. Ee, bizimle olan maceraları aslında nerede başlıyor? Biz kadın doğum ekim arkadaşlarımızla da Hı -hı. bunu konuşuyoruz çünkü bir insanın hayatındaki en önemli e, süreç ilk bin gündür. Hı -hı. İlk bin gün dediğimiz şey bebek ana rahmine düştüğü andan iki yaşına kadar geldiği anı kapsar. Evet bu dönemden itibaren işte e, tabii ki de annenin öncesinde beslenmesi vitaminleri vesaireleri fakat bu dönem boyunca aldıkları almaları gereken vitaminler bebeğin nasıl büyüdüğü nasıl stresli ya da stressiz bir ortamda büyüdüğü tabii ki genetik faktörler bizim için her konuda çok önemli ama Burada epigenetik de devreye giriyor. Çevresel faktörler işin içine girmeye başlıyor. Peki bebek doğduktan sonra kadın doğum hekimi arkadaşlarımız materyali bize teslim ediyor. O saniyeden itibaren bebek 18 yaşına kadar bizim sorumluluğumuzda. Yeni doğan takibinde neler yapıyoruz aslında bakarsanız. Yeni doğan dediğimiz şey ilk 28 günlük bebektir. 29. gün artık o yeni doğan değil. Hmm. 28 gün. Evet, bu hmm. bizim için önemli. Çünkü ilk 28 günde bir bebek e, başına bir şey gelirse ya yoğun bakıma gider, hmm. ya da bir şey gelmemiştir başına annesinin göğsünde emmeye devam eder. Yani bebek hasta ayaktan ilaç verelim şurup verelim gibi bir durum yoktur yeni doğanda. Hmm. Bu çok önemli. O yüzden bizim için de yeni doğan takibi bu yüzden önemli. Bebek doğdu, doğduğu dakika zaten doğduğu anda. Tantene temasımızı gerçekleştir gerçekleştirdikten sonra göbek koysunun kesmesini uzattık. En az 30 saniye hiçbir sıkıntımız yok. Bebeği aldık, güzelce yıkamadık, kuruladık. Biz yapıyoruz bunları. Ee, ailenin bilgisi ve onayı dahilinde aşılarını ve k-vitaminlerini de yaptık. Tamam. Sonrasında tekrar bebeği teslim ediyoruz. Ve o saniyeden itibaren anne hastanede yattığı süre boyunca biz yeni doğana bakıyoruz sürekli olarak sık bakımlar. Çünkü ilk defa dünyaya adapte oluyor. Adı üstünde yeni doğan. Geçtik. Üçüncü gün takibi çok önemli. Ve bir yeni doğan doğduktan sonra kilosunun yüzde sekiz maksimum yüzde on kadarını kaybeder. Bu doğal bir süreçtir. Doğuştan sonra kaybeder. Evet. Çocuğum üç buçuk kilo doğdu. Hop cebinize koyun kafadan 350 yüz gramını kaybedecek zaten o. <laughs> ve birinci hafta ya da onuncu günde doğum kilosuna ulaşmasını bekleriz. Bu süre en geç 14 gündür. Doğum kilomuza ulaştık. Tamam o zaman bu bebeğe ekstra formül süt vermeye gerek yok. Niye biz bu kadar uğraşıyoruz? Aman işte yeni doğanın şöyle takibi önemli. Böyle formül süt vermeyelim. Bağırsak floramızı, bağırsak mikrobiyotamızı iyi bir duruma, iyi bir hale getirebilmek için. Yeni doğan takibi böyle. Şimdi siz yani iş hayatınızda en böyle tehlikeli anlar, yeni bebekler yani yeni doğan bebeklerle ilgili en böyle tehlikeli anları geçirdiniz mi? Evet. Tecrübeniz de oldu. Evet. Biraz da ondan bahsetsek. Peki, ee, en tehlikeli an hangisi? En tehlikeli an bir gebenin takipsiz olarak son dakika hastaneye gelmesidir. Çünkü gebelik takibi çok önemli. Bebeğin nasıl olduğu, anne karnında nasıl durduğu, hangi hareketlerle gittiği, döndü mü dönmedi mi, kaç tane bebek var, bebeğin ölçümleri nasıl, içindeki bebeğin bulunduğu içindeki sıvı, miktarı nasıl, bebeğin beslenmesi kilosu nasıl. Kanın doğumcu arkadaşlar bize bir sürü tüyoları önden veriyorlar zaten. Onlar bebekleri çiçek gibi takip ediyorlar. Bize bütün bilgilerle geliyor. En tehlikelisi bu. Böyle bir an geldi. Yabancı uyruklu bir anneydi. Ee, ne yazık ki alkol bağımlısı bir anneymiş. Ee, bebek çok kötü doğdu. Bebeği bırakıp kaçtı. Bebeği doğurtmak için evet, çok uğraştık. Evet. Yani çok kötü zamanlar da tabii ki de başımıza hı hı. geldi. Ben hem üniversite hastanesinde olduğum için hem o dönemler e, bizi ekstra staj yapabilmemiz için Zeynep Kamil'e gönderiyorlardı. Hı hı. Orada da bir sürü bu tarz hastayla karşılaşmıştım. E, zorluklar çok ama ben yoğun bakımcı olduğum için hı hı. E, yeni doğan haricinde de daha farklı, daha zorlu durumlarla da karşılaşıyorum açıkçası. Ee, beni en çok üzenlerden bir tanesi sosyoekonomik seviyesi, sosyokültürel seviyesi gayet iyi bir ailenin çocuğu 7 aylık sabahtan beri 4 kere kusmuş 10 kere ishal olmuş. Çok normal değil mi? 4 kere kustu 10 kere ishal oldu. Bezi nasıldı falan. Çocuk birinci yoktu bize getirildiğinde. Düşünsenize bu çocuk 10 kilo öğlene kadar 1 kilo veriyor. Yani 100 kiloluk bir adamın öğlene kadar 10 kilo vermesi demek bu. İsa ve kusmada Tasavvur edemiyorsunuz hı yani bu durumu. Hı. Çok tabii ki de. Sebebi ne? Bakımsız. Hayır. Rota aşısını yaptırmamışlar. Hı hı. Özel aşılardandır. Bir şey olmaz bizim çocuğumuza. Biz işte hiçbir yere çıkmıyoruz. Nasıl olsa biz kapalı bir ortamda büyüyoruz. Diyerek rota aşısı yaptırmamışlar. Ve ben sabaha kadar o çocuğun damar yolunu bulamadığımız için kemik yolundan girdik, her yerinden sıvılar verdik, makinalara e, makinelere bağladık, her yerinden bir tüp boru çıkıyordu çocuğun. Çok lorgan yetmez ele girdi. Günün sonunda çocuğu kurtardık, evet. Ama çocukta kalıcı epilepsi hastalığı oldu. Beyni hasar görmüştü çünkü. Bu artık ömür boyu kalacak. evet, sadece maalesef. iki damla rota aşısı yaptırmadığı için. Yani bu sorumluluğu hissetmeyen anneler ve baba, babalar maalesef. Öyle demeyelim. Ee, dedik ki hani en başında söylediklerimizin onların en kıymetlisi aşılara o kadar çok böyle medyada ya da işte e, dezenformasyon var ki bir şey okuduklarında aynı şeyler tık 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 karşılarına çıkıyor. Diyorlar ki bu aşılar zararlı. İçlerinde şunlar var bunlar. Ben niye çocuğuma yaptırayım? O da kendince, kendi evladının iyiliğini düşünüyor çünkü. İyiliği düşünüp kötülüğe sürüklüyorlar. Ne yazık ki öyle. Ne yazık ki, çünkü... ne yazık ki öyle. Çünkü tamamen bilinçsiz, tamamen korkunç bir şekilde yönlendirmeler, yanlış yazılar ee, ve sonuçta biz e, arazlı çocuklara geleceği teslim etmek üzere yola çıkmış oluyoruz. Saçma sapan bir şey yapıyoruz yani demek ki daha bilinçli olmaları gerekiyor. Aşılar da çok mühim. Evet. Aşılar çok mühim. Çok hastalıkları var. Çok gizli hastalıkları var. Biz bunları hissetmiyoruz çünkü hepimiz aşılıyız. Çocukluktan beri gereken olan aşıları aldık. Bu yüzden böyle biz düşünüyoruz ki sanki bu hastalıkları yok. Onlar var. Ama sadece biz onlara aşılarımızın var olduğu için rastlamıyoruz. Aynen. Bu yüzden. Aynen. Bunu düşün, bunu anlamak gerekiyor. Aynen. Evet. Ya benim her zaman mesela ee, birçok sosyal sorumluluk projem var. Bunlardan bir tanesi de e, bütün gebelere ücretsiz olarak online paneli de başladığım bir şeydi. Online olarak bebek bakımı, emzirme danışmanlığı ve aşıları anlatıyordum. Yani böyle bir hikaye anlatırım ki size sadece aşılar yüzünden ee, hasbel kadar difteri aşısı yokmuş o dönemlerde söyleyeceğim dönemde hasbel kadar hayatta kalan bir adam sayesinde şu an Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşıyoruz. Yani Mustafa Kemal Atatürk'ün bütün kardeşleri o dönemde iki kardeşe üç kişi yakalanıyor diğer kardeşlerle beraber. iki kardeşi ölüyor difteriden. Evet. Anladım. Şu an niye difteriyi görmüyoruz mesela? Çünkü aşıları var. Aşıdan dolayı görmüyoruz. ...hastalık e, gerçi var ama aşıdan dolayı biz hissetmiyoruz, vücudumuz mücadele ediyor. Evet, mesela herkes böyle büyük annelerine, büyük babalarının sol ya da sağ kollarına bakarlarsa... ...orada böyle e, ezik gibi, böyle deri koparılmış gibi bir aşı izi vardır, evet. çiçek aşısı. Sonra kendi kollarına baksınlar bir bakalım, niye o aşıdan izi yok? Çünkü bütün dünya, Afrika'nın en ücra köşelerine kadar... Bütün dünya aşılandı. Artık çiçek hastalığı yok. Evet. Artık yok artık edilmiş. yok. Evet bitti. Ve düşünsenize. Burada sıt sıratesi bir şey söyleyeceğim. Siz aşı üreten bir firmasınız. Çiçek aşısını üretiyorsunuz. Ne oldu? Battınız. Artık aşı satamayacaksınız. Ne istersiniz? Hastalık bir yandan devam etsin. Bir yandan ben aşımı satabileyim bir kısmı aşılar zararlıdır diye kandırayım. Bir kısmı da şey diyeyim. Ya hayır çocuklarınıza bunu yaptırmayın diye kandırayım. E ne oldu? Hastalık devam ediyor. Toplumsal bağışıklık sağlanmıyor. Ben aşımı da satabiliyorum. Bir kısım da almasın ki hastalık devam etsin. Hani bunun farkında olduğunuz zaman diyorsunuz ki evet ya. Çünkü biz çocuk felcini dünya üzerinden silmek üzereydik. Bütün dünyayı aşıldık çocuk felciyle. Sadece Afganistan'ın küçük bir bölümüne giremedik. Neden giremiyoruz Afganistan'ın o minnacık bölümüne? Niye aşılamak için? Arkamızda kocaman güçler var. Hani girebiliyorduk oraya aşı yapacağız sadece çocuklara. Ne bilerek oldu? bırakıp gittiler. Tabii ne oldu? Bir yerden yayısın. diye. Evet oradan tekrar bütün dünyaya yayıldı. Biz yine hala ne yazık ki çocuklarımıza çocuk faciasını yapmaya devam etmek zorundayız. Ne yazık ki diyorum çünkü bunların hepsi bir maliyet. Ve çocuklara da ekstra iğne yapıyoruz. Belki ağızlarından damlatıyoruz bir kısmını. Yani birazcık buraları da düşünmek lazım. Çocuklarımıza inek sütünü vermek doğru mu? Çok güzel bir video videom var benim. Hı hı. Diyorum ki o videoda. Çocuğunuza inek sütü vermek mi istiyorsunuz? Ya da siz inek sütü mü içmek istiyorsunuz? Keçi sütü vesaire. Annenizi arayın. Möö diye cevap veriyorsa tabii ki de inek sütü içebilirsiniz gibi. E şöyle her hayvanın sütü kendine özel. Bir insanın da ihtiyacı olan süt insan sütü. Anne sütü yani. O da en az iki yaşına kadar. Hep babalara söylediğim bir şey var. Şurada arkada Bakırköy Devlet Hastanesi var. Yeni doğum yapmış bir anneden hı hı. bir çay bardağı sütünü sağsam getirsem içer misiniz? Siz içer misiniz? İneği sütünü niye içiyorsunuz? İhtiyacımız olan şey insan sütü. Çünkü insan sütünün içerisinde insan beyni, midesi, bağırsakları, ciğeri, iç organı hepsi içi yararlı ne varsa hı hı. ve sadece bize uygun ne varsa var. Hı -hı. Ben çiğ et tüketebiliyor muyum? Yok tabii. Pişirerek tüketmek zorundayım değil mi? Hı -hı. E o zaman sütü de ferment ederek tüketmek zorundayım. Hı -hı. Peynir yapmalıyım, yoğurt yapmalıyım, kekleri yapmalıyım. yapmalıyız. Tabii. Hı -hı. Kekin içine koydum 180 derecede 30 dakika pişirmeliyim. Yani güllaç değil. Yani sütlaç değil ama fırında sütlaç okey gibi. Yoksa bu benim bütün bağırsak florama, bütün her şeye zarar veriyor. Bunu şöyle anlatayım. Ee, Dünya Sağlık Örgütü'nün eskiden bir tabağı vardı. Hı hı. Şu kadar karbonhidrat, bu kadar protein, bu kadar yağ vesaire diye tabak duruyordu. Eskiden yanında bir bardak süt dururdu onun. Hı hı. Artık bir bardak su var. Hiçbir zaman deklere edemez Dünya Sağlık Örgütü. Süt içmeyin zararlı diye. Hı hı. Çünkü bundan başka hiçbir kaynakları olmayan dünyada açlıkla mücadele eden o kadar çok insan var ki. Okey. Onlar bunu deklare edemiyor. Fakat diğer algoritmalar, diğer literatürlere baktığımızda açıkça bunu ortaya koyuyor. Olmazsa olmazımız değil. Kalsiyum, e, kilolarca sütten peynir yapıyorsunuz hocam Kalsiyum ondan alacağız zaten. Yani olgun insanlar da inek sütünü içmemeli mi gerekiyor? Tabii ki. Tabii ki. Ama benim en sevdiğim inek sütü. <laughs> Hele bir de anneler bal koydum ona. Eyvahlar olsun. Hele bir de gece sütü. Reflü, kulak enfeksiyonları, işte kronik ses kısıklığı, kronik mide yanması, gastrit, diş çürümeleri, mide bağırsak hastalıklarına bağlı bağışıklık sisteminin düşmesi. <laughs> ne isterseniz verebilirim. Bakın <laughs> sütü bırakın 3 <üç> ay. <laughs> Benim dediğim gibi <laughs> ben size demiyorum ki spor yapma, sağlıklı İlla biliyoruz onları. Ama sütü 3 ay içmeyin. Direnciniz çok daha artacak. Bağırsak problemleriniz geçecek. <laughs> Çünkü floranız kendine gelmeye başlıyor. Yani bağırsaktaki parmakçıklar şöyle hı hı. besin buraya geliyor, hı hı. buralardan emiliyor, hı hı. güzelce emilip gidiyor. Hı hı. Bağırsak yüzeyi böyle. Hı hı. Süt ne yapıyor? Hı hı. Süt burayı dümdüz ediyor. Ha. Gizli kanamalara sebep oluyor bağırsaklarda ve aynı zamanlarda aynı zamanda da emilimi bozuyor, vitamin mineral eks eksikliği yapıyor hı hı. ve bağırsak florasını da e, bağırsaklarımızda yaşayan yararlı bakterileri de buraları iyileşmeye çalıştıran diğerleriyle beraber işte diğer enflamasyonla vesaire beraber bağırsak florası da de değiştiği için ne getiriyor bağırsak florası bize? Erken Alzheimer, kanser, diyabet, obezite vesaire. Bakın nerelere kadar geldik? Sadece bir sütten. Demek ki inek sütü bizim için ağır. Ağır ya da hafif değil. Uygun değil. Uygun değil. İnek yavrusu için o. Bizim için değil. Yani benim midem işkembeye benzemiyor. Ben niye o sütü içeyim? Kefir nasıl? Bakın fermenteler okey. Onlar okey. Okay. Tamam o zaman değiştiriyoruz. Evet, Artık süt kefir içmiyoruz. Kefir için bol bol. Kefir, kefir <laughs> içeceğiz. Bol bol kefir içeceğiz. Şimdi bazen çocukların küçükken ateşler yükseliyor bir anda. Neden? Şöyle ki ateş vücudumuzun bir savunma mekanizması. <laughs> yani nasıl anlatayım? Ülkede bir savaş çıktı, hı hı. düşman askerleri girdi, bizim askerler girdi, savaşıyorlar, ortalık kaynıyor. Bakın ateş yükseldi. Yani illa böyle silahlı ateş olması anlamında değil. Bir sıcaklık var orada. O sırada benim durup savaşı kimi kazanacağına dair bir, bir beklemem yani lazım. Yani şöyle bir gencecik vücut bir virüsle tanışıyor ve orada mücadele başlıyor. Evet. Evet. Evet, virüs bakteri, mantar ya da herhangi bir yabancı cisim de Yani vücuduma ait olmayan bir şey giriyor benim vücuduma <laughs> ve beni vücuduma saldırmaya başlıyor, zarar vermeye başlıyor. Ve nereye kadar a, müdahale etmemiz gere, Etmememiz gerekiyor. Çocuğumuzun keyfi yerindeyse, <laughs> ateşli ama gayet keyifli. <laughs> Oyuncaklarıyla oynuyor. 5 aylık, 6 aylık tıkır tıkır hiçbir problem yok. Parantez açıyorum. <laughs> ailede annede ya da babada ya da diğer kardeşlerde ya da çocuğun bizzat kendinde Hı -hı. önceden geçirilmiş bir ateşli havale öyküsü yoksa Hı -hı. kapattım. Hı -hı. Çocuğun keyfi gayet yerinde. Hiçbir sıkıntısı yok. Bırakıyorum çocuğumu. Ateşi 38 39 Hı -hı. olsun. Keyfi yerinde çünkü. İştah fena değil. Hı -hı. Bırakıyorum. Çocuğumu soyuyorum. Odanın ısısını düşürüyorum gerekirse boyundan aşağı duş aldırıyorum. Hı hı. Hiçbir şey yapmadım. Hı hı. Peki çocuğumun genel durumu kötüleşmeye başladı ya da birazcık halsiz gibi o zaman bizim ateş sınırımız 38.2. O sınır. Sınır bu. 38.2'nin altı ateş değildir. Subfebril dediğimiz hı hı. işte ateş öncesi, hı hı. ateş gibi, hı hı. ateşe doğru gidiyor hı hı. kısmındadır. Orada müdahale etmeyiz dediğim gibi eğer ateş ile öküsü yoksa çocuğun. 38.2 halsiz keyifsiz ateş düşürücüsünü verdim. Bekledim 4 saat ateşi bir daha çıkmadı. Öksürük yok, kusma yok, ishal yok, genel durum iyi. Hop aldım cebime koydum. Ateşe müdahale etmek demek savaşta bunları ayırmak demek aslına bakarsanız. Bir tık müsaade ediyoruz ateşe ama çocuğun keyfini bozup Haysizleştirip çocuğu güçten düşürdüğü anda müdahale ediyoruz. Olay bu. Yani ateşin en tehlikeli noktası. Yok. Yok mu? Yok. 39. Yok. O tehlikeli değil. No. 40 da tehlikeli değil. Çocuğun genel durumu önemli olan. Çünkü bir bakıyorsunuz ki çocuk ateş, ateşli hale geçirecek. Anne bakıyor, çocuğumun ateşli 36, 37 bir şey yok bunda diyor. Aa, 37 buçuk oldu. Mutfağa gidiyor. Geldiği anda çocuğun gözleri dönmüş. Titremeye başlıyor. ateşli havale geçiriyor. Hı. Ne oldu? Çocuğun ateşi buçuktu, O zaman tehlike sınırı buçuk mu? Hı. Hayır. Hı. Çocuk hastaneye gelene kadar çocuğun ateşi 40 oluyor. Havale de geçmiş oluyor. Şöyle diyelim. Ateşi çok yüksekken. Diyelim 39. Havale geçirmez. Havale geçirmez. Ve herhangi bir organları zarar görmez. 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 Çünkü böyle alınganlık var sanki. Yani bazı organları zarar görecek Görmez. Mi? Görmez. Görmez. Orada en büyük tehlike kusura bakmayın büyük anneler ve büyük babalar. Ha. Çocuğu hemen Aman olduğu gibi et. duşun altına sokuyorlar. Hı. Buz gibi duşun altına o sokuyorlar. Yanlış. Evet çok yanlış. Çok şimdi. yanlış. Çocuğun ateşi 39 iken benim onun ateşini dengeleyebilmem için 33 derece suya sokmam lazım. Pırılık. Evet bakın normal girdiğimden de bir tık daha sıcak aslında. Evet. 33 dereceye sokacağım çocuğu. Hı hı. Ki ateşi biraz daha aşağıya doğru dengelensin. Sirke, alkol asla koymuyoruz. Yakar çocuğu bunlar çünkü. Hı hı. Şimdi okula giderken biz bunları nasıl koruyabiliriz? Yani önceden yani okula gitmeden önce neyleri yapabiliriz ki orada hastalanmasın? Ay öyle sorular soruyorsunuz ki yaz ve kendim politikacı gibi hissediyorum. <laughs> Çünkü bir yerden alıp çevireceğim. Çünkü çocukların hasta olmaması için yapacağımız hiçbir şey yok. Hasta olmak zorundalar. Onlar doğal bağışıklık. Biz nasıl aşı olarak bağışıklık kazanıyoruz? Onlar da hastalanarak ve aşı olarak oraya gelecekler. Ben şu anda 40 derece ateşte yatak döşek yatmıyorum. Hı hı. Ama bütün çocukluğumda bunları geçirmişim. Ha çocuğumun nasıl daha az ve daha az semptomlarla daha konforlu yaşamasını sağlayabilirim bu hastalıklarla. Hı hı. Şöyle ki bir gece beslemeyeceksiniz, gece süt içirmeyeceksiniz, doktorunuzun verdiği ilaçlar dışında ilaç kullanmayacaksınız. Multivitamin asla kullanmayacaksınız Yersak. yok. Hı hı. D vitaminini ömür boyu kullanıyoruz. Hı hı. 12 yaşına kadar 600 ünite 12 yaşından sonra 1000 ünite olarak ömür boyu D vitaminimiz var. Hı hı. Yıllık düzenli check-up'larımızı yaptırıyoruz. Hı hı. 2 yaşına kadar demir desteğimizi eksik etmiyoruz. Hı hı. E, arada bir eksik ne vitaminimiz varsa onları tamamlıyoruz hı hı. çocuklarda. Hı hı. Bitti. Bunun yanında... Kronik hastalığı olan çocuklarda ilaçlarını asla aksatmıyoruz. Mesela astım. astım olan çocuk düzenli ilaçını kullanır. Kullanmalı. Kullanmazsa ağır hastalık geçirir. Ee, Dünya Sağlık Örgütü'nün e, ve CDC'nin önceki senelerde çıkarttığı çok güzel bir motto vardı. Her sene bunu söylüyorum ve söylemeye de devam edeceğim. Flu before boo. Yani onlara göre... Cadılar Bayramı'ndan önce mutlaka grip aşımızı olalım. Bize göre de bu sene Cumhuriyet Bayramını kutlamadan önce mutlaka aşımızı olalım. Her sene Ekim ayının sonuna gelmeden sonlarına doğru Kasım ayının başında grip aşıları çıkar. Bakın keşke bana gelen anneler, grip aşılarını yaptıran anneler, babalar ya da diğer ebeveynler çıkıp bir konuşabilse. Biz bu sene grip aşımızı yaptırdık ve biz bu sene diğer hastalıklara da daha az yakalanıyoruz. Evet. Çünkü cephaneliğiniz hazırlandı. Hı. Çünkü askerleriniz hazır bekliyor. Hı. Diğer mikroplara da daha iyi saldırıyorlar. Hı. Bakın ne kadar güzel. Her sene grip aşınızı yaptırın. Vitamin, minerallerinizi eksik etmeyin. Çocuğunuzu gece en geç 8'de 9'da yatırın. Tam karanlıkta tam uykusunu alsın. Hı hı. Sağlıklı, düzenli beslenme. Kar, kış, yağmur, fırtına her gün en az yarım saat dışarıda zaman geçirsin. Çocuğunuz hasta olmaz. Olsa bile hafif geçirir. Güneşten de bu D vitaminini alsın. Doğal D vitamini. Evet onun için de o zaman hemen şöyle söyleyeyim. D vitaminini bir ocak tencere ve yemek pişirmek gibi düşünebiliriz. Hı hı. Tencereyi koydum. Hı hı. Altını yaktım. İçinde yemek yok. Pişer mi? D vitaminini koymadım içine. Peki tencere benim yani. Tencereyi koydum içine yemeği koydum. Yani D vitaminini aldım. Altını yakmadım. Pişer mi? Yani güneşe çıkmam lazım. Yani hem D vitaminini alacağım. Hem, hem... güneşe çıkacağım. Hı. İkisi birden. Yazın D vitamini kesmek diye bir şey yok. Hı. Yazın da kullanılacak. Hem yani. içmeliyiz. Biz de içmeliyiz mi? Biz olgun insanlar. Tabii az önce söylediğim gibi 12 yaşından ömür sonra boyu ömür içeceğiz. boyu içeceğiz. Evet. Yarından itibaren içmeye <laughs> başlıyorum o zaman. Çok aşk o zaman. <laughs> şimdi Ek gıdaya ne zaman başlanmalı? Ek ne gıdaya e, Dünya Sağlık Örgütü ve, e, dediği gibi hepimizin de kabul ettiği şekilde 6. aydan önce başlayamayız. 6. ayda başlanacak. Peki Amerikan Pediatri Akademisi öyle demiyor ama onlar diyor ki 4. ayda başlayın. Hop işte burada şu devreye giriyor. Onlarda rekabet yasası var formül sütler yani mama firmaları Hı -hı. ciddi davalar açtığı için onlar dördüncü ay demek zorundalar. Oysa ki biz dördüncü ayda asla kat a başlamıyoruz. Çocuğumuza antibiyotik vermeyelim, mikrobiyotasını, florasını bozmayalım diye kırk takla atıyoruz. Dördüncü ayda ek gıda veriyoruz. Alt üst e ettik mikrobiyotayı yani. Öyle bir şey yok. Şimdi diyelim öyle bir durum. Örneğin annenin kendi sütü yok. Hı hı. kayboldu bir şey oldu. Ya da ilaç kullanıyor veremiyor Evet veremiyor bir sebeplerden dolayı yok. Evet ne yapılabilir? Formül süt kullanıyoruz. Yani artık onların mama demek yasak biliyorsun bilmiyorum biliyor musunuz Formül süt diye deklare ediyoruz e, söylemek zorundayız bunu Ama e, formül süt diyeceğim ama siz onu anlayın ki piyasada satılan toz mamalar. Hı hı. Bu toz mamalardan kullanıyoruz formüllerde. Onlarla idare ediyoruz. Bunları da en geç 15 aya kadar kullanıp sonra kesiyoruz. Çünkü onlar anne sütünün yokluğunda anne sütüne en yakın ürünler olarak formüle edilmiş şeyler. Onlar hangi maddelerden üretiliyor? Onlar inek sütü proteininden üretiliyor. Tıpkı bizim inek sütünü içmeyin ama bu belirli işlemlerden geçtikten sonra tüketebilirsiniz dediğimiz şeklinde inek sütünü alıyorlar. Hı hı. Çeşitli işlemlerden ve formülasyonlardan geçiriyorlar. Hı hı. Anne sütüne en yakın, en benzer hali taklit ediyorlar hı hı. ve o şekilde e, kutuluyorlar. Bir kısımda keçi sütünden de yapılan mamalar var. Deve sütü nasıl bir süt? Deve sütü. Bir dönemde eşek sütü moda olmuştu. Hı, hı Deve sütü de deve yavrusu için. Yani insan için inek sütümü ya deve sütümü daha mı yakın? Anne sütü. Anne sütü daha yakın. <laughs> Anladık. Çünkü bu Merkez Asya'daki yaşayan Türkler var. Oradaki Türk devletlerinin Türkleri. Onlar genelde deve sütünü kullanıyorlar. Deve sütünü. Eşek sütü kullanan da var. Çünkü deve sütü Anne Devenin sütüne... başka salgılarını kullananlar da var yani baktığınızda. Evet çünkü şöyle diyorlar yani atalarımız böyle diyordu. Deve sütü anne sütüne inek sütünden bir tık yakınmış. Hı. Öyle değil. Hı. Onlar da yalancıymış o zaman. Yalancı demeyelim. <laughs> Şimdi herkes... Hı hı elinde bulunan kaynaklar tabii, ile onunla idare etmeye çalıştılar. Elinde bulunan kaynaklar ile toplumunu, çocuklarını, halkını beslemeye çalışıyor. Dediğim gibi dünyanın çok büyük bir kısmı açlıkla mücadele ediyor. Yani elinde inek yok, koyun yok, keçi yok. Elinde bir tek deve var. Ne yapacak bu insan? Deve sütünü verecek. Deve sütünü verecek Bir Annenin de sütü yok. Formül maması da yok. Hmm. Evet, çok zor bir dönemlerde. E zor. O yüzden de diyecek en iyi süt deve sütü. Ne diyecek yani? Evet, başka diyecek hali yok. Evet. Şimdi ek gıdadan devam edelim. Edelim. Evet. Ne verilir, ne verilebilir? Ek gıda olarak. Ek gıdaya tabii ki de 6. ay oldu. Çat saatlerimizi ayarlayan gibi başlamıyoruz. İlla e, illaki bir hafta önce, bir hafta sonra gibi bir tolerasyonumuz var. Hı hı. Kural bütün milanyalı annelerinin bildiği gibi 3 gün kuralı ve kök sebzelerle başlıyoruz. Kök sebze dediğimiz işte Bunlar. patates, soğan. Evet ama o birazcık daha böyle e, kendi savunma mekanizması fazla olduğu için soğanın. Soğanı daha geriye atalım. Hı -hı. Kabak, havuç, patates diyelim biz buna. Hı -hı. İki yaşına kadar tuz vermeyeceğim için aldım ben güzelce havucu birinci gün. Hı hı. rendeledim ya da haşladım ezdim hı. çatalla hı hı. çocuğuma bir çay kaşığı yedirdim arkasına bir çay kaşığı su bugün bitti bu kadar et İlk. vermiyoruz bakın bakın sadece havuç verdim birinci gün evet sadece havuç ikinci gün bir tatlı kaşığı havuç üçüncü gün iki tatlı kaşığı havuç dördüncü gün boş beşinci gün altı ve yedinci gün aynı oranlarda kabak hı hı. 8. gün boş. Sonra yine 9 10 11 12 mili saymayı karıştırdım şu anda. Ee, aynı şekilde e, patates veriyoruz. Ne oldu? 3 sebzeyi de denedim. Çocuğumda herhangi bir değişiklik var mı onu kontrol ediyorum. Kabızlık, ishal, kanlı kaka, kakada sümük, çocuğumda yaygın döküntü, eee kaşıntı. ...huzursuzluk, inleme, ağlama oldu yani, mu? Bir şeylere alerji veriyor mu ya da yok. Ona bakıyoruz. İşte bu. Aynen Hı -hı. öyle. Hı -hı. O yüzden ben aynı anda et de verirsem... Hı -hı. ...havuçta, kabakta, patates de verirsem... ...hangisine çıktı alerjisi? Bilemeyiz. Hı -hı. bravo Bu yüzden kontrol etmemiz için... Yani ...adım adım ileri, ilerlememiz evet. gerekiyor. Sonra bu üçünden çorba yapıyoruz. Geri kalan her şeyi de ...üç ay gün, üç ay gün böyle... ...yedi buçuk aylık olana kadar... ...vereceğimiz her şeyi üç gün sistemiyle deneyerek veriyoruz. 7,5 aylık olduktan sonra artık ekstra özellikle bir durumu yoksa bebeğimi bir şeyleri özel özel böyle 3 gün denememe gerek yok. Artık bağırsakları alışmıştır. Sabah kahvaltısı ve öğle yemeği şeklinde iki önüne devam edebilir. Şimdi evcil hayvanlar. Evcil hayvanlara alerji verilebilir mi? Bana anneler gebeyken ya da kucaklarında böyle yeni doğanlarıyla geldikleri zaman Hocam diyorlar evde kedimiz var ya da evde köpeğimiz var ne yapalım? Diyorum ki eyvah eyvah o çocuklarınızı bu yeni doğanınızdan koruyun. Çünkü bu çocuk büyüyünce onların kuyruklarını çekecek onları ısıtacak onlara zarar verecek. Evcil hayvanla büyüyen çocuklar daha sosyal olur. Etrafla ilişkileri daha iyi olur. Güvenli bağlanmaları daha çok artar ve özgüvenli bireyler olarak yetişirler. Aynı zamanda bana mutluluğun resmini çizebilir misin abidindeki o mutlu aile tablosunu hatırlar mısınız? Bir tane köpecik durur orada. Köpekle, kediyle, evcil hayvanla böyle büyüyen çocuğun bağışıklık sistemi de çok iyi olur. Çünkü vücudu hani biz de derlerdi ya. Vücudu mikroplara da alışsın onlarla da tanışsın diye. Yeni doğum döneminden itibaren onlarla tanışıyor. Alerjik hastalıklar da daha da az oluyor bu tarz çocuklarda. Demek ki köydeki yaşayan vatandaşlarımız Aynen. bizden daha şehirdeki yaşayan vatandaşlarımızın daha güçlü. Tabii ki de her şey bir kere her şey için kendileri gidiyorlar tarlaya. Bir egzersiz yapıyorlar. Sabah erken kalkıyorlar. Çalışıyorlar. Evet. Yani biz bunun için sabah zarla zorla gidiyoruz. Spor salonlarında kapalı mekanlarda elektrik altında bilmem ne. Bunlar toprakla içe, iç içe çalışıyorlar. Egzersizlerini yapıyorlar. Hayvanlarını sağıyorlar, güzelce her şeyleri tam organik değil de, organiye çok yakın. Çocuklar tozun, toprağın içinde, kirin içinde. Hele bir de aşılarını da yaptırıyorlarsa cık, değmeyin keyiflerini. Evet, ben de 25 yaşıma kadar bir obada büyüdüm. Obada yaşadım ve gerçekten de köyde, obalarda yaşayan insanlar daha güçlü. Evet. Daha dirençli. Evet. Siz ne, ne, zannediyorsunuz ki işte postmodern yaşam, işte bilmem ne köy falan filan. Ben orada stresli kişiyi görmedim. Niye <laughs> stresli olsunlar? Bütün elektrikler toprak çekiyor işte. <laughs> evet. Bu, bu büyük şehirlerde ise kimi görürsen ay ben stres yaşadım. Ben stresliyim. Bugün de stres oldum. Yarın da stres olacağım. Çünkü etrafımız çok makine. Çok basit bir şey söyleyeyim. Ve beton. Her yer beton. Evet bir de sürekli her yerde böyle elektrik, makine, oradan bir radyasyon, buradan bir wifi çıkıyor. Hmm. Yani bir spor salonuna girip çıkıp rahatlamanız gerekirken oraya, oradan çıktıktan sonra mutlaka böyle yoğun suyla duş almanız lazım ki hmm. en azından o yürüyüş bandındaki elektriği atabilin yani. Hmm. Demek ki çocuklarımızdan yani bu telefon gibi, planşet gibi aletlerden de uzak mı? Planşet? Plan yani planşet. Tablet. Ha tablet. Evet. Bana geçmedi tablete <laughs> Şöyle ki e, Amerikan Pediatri Akademisi 18 ay, Dünya Sağlık Örgütü de 24 ay der. Hı -hı. E, ekran sterilizasyonu için. Çocuk 4 aydan itibaren renkli görmeye Hı -hı. ve daha net duymaya başlar. Bir bakarsınız ki çocuk 3,5-4 aylık bu en ağır atan olduğu dönemde anne emziriyor, televizyon açık, çat bakıyor. Ay benim çocuğum televizyonda bakmaya başlamış falan diye nasıl mutlu olurlar falan? O şekilde bir şey yok. Hı -hı. Çocuklar ekranı, televizyonu bizim gördüğümüz gibi görmüyor ki. Onlar da böyle kayan ekranlar Bulanık. şeklinde, kayan ekranlar şeklinde görüyorlar <laughs> ve bu çocuğun beyin gelişimine zarar veriyor. E ben çocuğumu en iyi şekilde büyütmek istiyorum. E ne yapacağım o zaman? Çok mu izlemek istiyorsunuz bir şeyi? Çocuğunuzu ters çevirin, takın kulaklığınızı, izleyin. Çocuk arka fonda bile açık olan sesi duymayacak. Misal şu anda bu program yayınlanırken herhangi bir çocuk görüntüyü görmeden 2 yaş altında, herhangi bir çocuk görüntüyü görmeden... Benim sesime maruz kalıyorsa bu çocuğun beyin gelişimine zarar verir. Hı hı. O yüzden arka fonda da ben televizyonu kapattım. Hı hı. Peki hiç mi izletmeyeceğim? 18 aydan sonra küçük küçük açabilirim. Görüntülü FaceTime'lar okey. Çünkü orada bir diyalog var. Ben konuşuyorum. Büyük anne konuşuyor. Çocukla konuşuyor. Çocuk bir tepki veriyor ona. Ya da çocuk şarkıları ya da evde açabileceğiniz her türlü şarkı iki şarkı tipi hariç bir rap müzik olmaz hı hı. iki scream vokal olmaz çünkü rap müzikte çok söz var çocuk müziği duymuyor orada scream vokalde de aşırı böyle bağırtı çağırtı vesaire var orada da müziği duymuyor her türlü müzik okey ekran full kapalıyken hı hı. İki yaşından sonra da e, birdenbire böyle Allah 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 diye açmıyoruz beşer dakika beşer dakika maksimum 15 dakika ilkokul öncesi çocuk için. Yani yavaş 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 başlamamız 15 dakika. Hı hı, 15 dakika. Ve e, bizim için normal ses onlar için çok mu yüksek? E, onları e, yani normalden konuşuyorsak biz şu an. Diyelim ki bir program başladı. Normal ses bizim için. Ama o yaştaki çocuklar için o Ses çok yüksek mi hissediliyor? O sebeple değil. Evet onlar daha farklı duyuyorlar ama e, sesi de kapatalım dememin sebebi şu. Hı hı. Çocuğa sürekli bir input var, bir giriş var. Hı hı. Konuşmalar var orada. Hani hep derler ya, ya ben İngilizceyi anlıyorum ama konuşamıyorum. Hı hı. Çocuk aynı modele geliyor. Anlıyor sizi. Ama konuşamıyor. Konuşamıyor. Otistik dil gelişim bozukluğu diyoruz. Otizm yapmıyor hı hı. ama otistik dil gelişim bozukluğu yapıyor. Çocuk konuşamıyor. İki yaşında yaşıtları bıcır bıcır konuşuyor. Bu kendini anlatmak istiyor. Anlatamıyor. Anlatamadığı için sinirleniyor. İki ihtimal var. Ya içine kapanıyor. Pasif bir birey oluyor. Ya da tam olarak extrovert dışa dönüyor. Ve çocuklara direkt böyle vurarak, kırarak, onlara şiddet göstererek kendini anlatmayı ifade etmeye çalışıyor. Her ikisinde de ciddi bir Sosyal iletişim bozukluğuyla karşı karşıya kalıyoruz. Özge Hanım programımıza devam edeceğiz. Kısa bir reklamı gitmemiz gerekiyor. Tamam. Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı... ...Doktor Özge Akçay'la sohbetimize devam edeceğiz. Hiçbir yere ayrılmayın. Özge Hanım programımıza devam ediyoruz. Çocuklarımızı konuşuyoruz. Varlıklarımızı konuşuyoruz. Ve her anne, her baba... Çocuğunun zeki olmasını istiyor. Bu bizim elimizde mi? Değil. Neden? <laughs> Şöyle söyleyeyim. Hmm. E, zeka aslında şu anda bütün dünyada, bütün araştırmacılar tarafından da en çok merak edilen. Ya buna ne sebep oluyor? Ne yaparsak biz çocuğumuzu işte ya da yeni nesli ee, daha mükemmel hale getiririz. Zeki olanlar daha mükemmeldir diye düşünülür. Kaslı olanlar daha mükemmeldir diye düşünür. Yani hepimiz, bütün dünyadaki araştırmacıların hepsi mükemmel insana yaklaşmak için hı hı. araştırmalar yapılıyor. Sadece anne babaların o e, muhteşem soruların cevaplamak için değil tabii ki de İlla ki onlar da önemli. Peki zeka neye bağlı? Epigenetik. Ben evet. de bunu demek istedim. Genetik. Yani çevresel faktörler var. Tek başına genetiğe bağlayamam. Tek başına çevresel faktörlere de bağlayamam. Epigenetik dediğimiz şey bu. Paramet. bir Tabii. Hı hı. Bir ben ne diyorum? İlk bin gün diyorum değil mi? Ben çocuğumun zeki olmasını istiyorsam ilk bin günüme çok dikkat etmem lazım bir anne olarak. Bir baba olarak da çocuğum ana rahmine düştüğü andan itibaren Strese dair bütün faktörleri uzaklaştırmam lazım. Çünkü eğer anne stres hormonu salgılarsa bebek bu hormonla beraber büyümeye devam ediyor. Bebek de hissediyor o stresi. Çok güzel bir tane dizi çıktı şimdi. Ya i̇zleyin o kadar güzel ki çocuk anne karnında annenin şakır şakır gözyaşları içerisinde orada üzülmeye, orada kahrolmaya başlıyor yani. Peki ben burada iyi baktım. Çocuğumu hastalıklardan vesairelerden korudum. E, aşıyla önlenebilir hastalıklara yakalanmasını da engelledim. Hı hı. Çocuğumu hiçbir zaman dışarı çıkmasından imtina etmedim. Saldım sokaklara. Hep beraber çok güzel sokaklarda oynadık, parklarda oynadık. Her şey çok güzel. Peki çocuğum için bunlar yeterli mi? Değil. Ben çevresel faktörleri maksimum düzeyde hazırlayacağım iyi besleyeceğim. İlk iki yaşta hayatımızın hiçbir döneminde büyümediğimiz kadar hızlı büyüyoruz. Siz boyunuzun iki katına, kilonuzun iki katına çıkabilir misiniz seneye? Ben belki kilomun iki katına çıkabilirim ama <laughs> boyumun iki katına çıkamam yani. <laughs> Çocuklar da böyle büyüyor. Beyin de büyüyor. Karaciğer, dalak, böbrek hepsi büyüyor. E ne yapacağım? İlk iki yaşta vitaminli mineralini eksik etmeyeceğim çocuğun. Yani yediği her şeyin dengeli olmasına, vitaminlerinin tam olmasına dikkat edeceğim. Hop beyin gelişimi tamamlandı. En önemli kısım geçti. Büy büyümeye devam ediyor. İşte orada da karşısına çıkartabileceğim, çıkartmam gereken hikaye kitapları. Bakın ekran maruziyetini de bir kenara kaldırdım. Hikaye kitapları, anne babanın sevgisi çocuğun mutlu bir ortamda büyümesi, kafasını yoracağı başka şeyler olmaması çocuğu direkt olarak buraya itiyor zaten. Size şöyle söyleyeyim. Bana bu çocuk hiç durmuyor diye getirilen, biliyorum ki bu programı izleyecek ailelerimden biri vardı. Dedim ki bu çocuk sadece aşırı hareketli ve fazla zeki. Yok Özge hocam dedi öyle değil şöyle böyle. Bu çocuğa dedi bir şey yapın bir dursun. O çocuk, şimdi 8 yaşında, hı hı. okulların sınavlarına girdiğinde Masu hayatını ilk defa gördüğü için ekrana falan koymaya çalışan bir çocuk. Şöyle şöyle kalın kalın romanlar okuyor. İnanılmaz güzel satranç oynuyor. İnanılmaz matematiğe yeteneği var. Şu an lise matematiğini çözüyor falan. Yani şimdi düşünebiliyor musunuz? Ben bu çocuğu bir yere getirmedim. Sadece çevresel faktörleri düzenledim. Çocuğun olabileceği şekilde kanalize ettim. O zamana kadar aile çok güzel getirmiş. Süper zeki bir çocuk. Ama çocuk gibi yaşamaya devam edecek gibi. Ekstra bir şey yapmadık biz. Sadece çevresel faktörleri maksimum olumlu ve düzgün hale getirdik. Şimdi bugünkü Anneler ve babalar hakkında konuşmak istiyorum. Bazen diyorlar ya bazen değil de hep diyorlar ay zeki olsun zeki olmuş. Herkesin zeki. çocuğu Ayşen zaten. Şimdi benim için bugünkü öyle düşünüyorum ben zeki eşit yarın çok para kazansın mı? Hayır canım. Bunun anlamına mı geliyor bu? Hayır canım Aha. şu anda bir bakın etrafınıza usta bulamıyoruz Türkiye'de yok usta yok teknik liseler yok. Evet. Yani benim çocuğum zekasıyla illa bir şeyler yapacak, para kazanacak değil ki. Artı insan sevdiği işi yaparsa her türlü para kazanır. Ayrıca çok para nedir? Yani birazcık da burayı bir düşünmek lazım. Çocuğun kafası çalışıyor. Evet çok güzel. Çocuğunuzun kafası çalışıyorsa illaki matematik okumasına gerek yok. Illaki biyoloji, tıp, mühendislik okumasına gerek yok. Çok iyi bir araba ustası olur. Evet. Çok iyi bir musluk tamircisi olur. Atıyorum yani usta yok ülkede. Çok iyi bir bilgisayar yazılımcısı olur. Yani e, önemli olan bunlar aileleri şunu fark etmeleri gerekiyor. Artık sizin döneminizde değiliz. O zamanlarda yaşamıyoruz. Çok daha farklı bir yere evriliyoruz. Bakın yapay zeka nerelere geldi? videolar yapıyorlar yapay zeka ile artık. İnanabiliyor musunuz? Benim şu anda şu halimde bambaşka şeyleri söyleyen bir profilimi yapabilirler. Evet ben, ben de şu an bir uygulama var. Yapay zeka uygulaması. Ya eskiden bir konuşmayı yapmak için bir konferansta bir konuşmayı yapmak için 2-3 gün çalışırdık. Ya şunu yazayım ben şunu konuşacağım. Bunu anlatayım, bunu söyleyeyim. O uygulamaya yazıyorum ben. Şu Konulu, şu konuyla ilgili bana bir konuşma düzenle diyorum ya, düzenliyor. Evet, ben odamı dizayn ettim onunla, iki kere odamın od odamın içine dizayn ettim. Ee, çeşitli fotoğraflar çıkartıyorum yine yapay zeka kullanan. Ee, şimdi benim de bir yerlerden yetişmem tutmam gerekiyor, ama yeni gelen yeni gelen çocuklar, yeni gelen nesil doktor olmayacak belki, belki mühendis olmayacak. Bunları kovalayacaklar. Yapay zekayı, e, elektroniği, bilimi vesaire kovalarken bir yandan da benim makinem bozulmaya devam edecek ya. Edecek yani. Evet. O yüzden e, giderek çok mu para istiyorlar? Giderek onlar da daha çok para kazanmaya başlıyor. Hizmet sektöründekiler. Çünkü çok ihtiyaç var. Ya yani illa matematik çözmesin sizin çocuğunuz. O zaman şöyle diyelim annelere, babalara zeki değil de mutlu olsun. Bravo. Çocuğunuz mutlu olsun. Bravo. Kendi yazdığım arkadaşlarla beraber. Çocukluğunu yaşasın. Evet çıkarttığım kitabı bir çocuğuma imzalayıp verirken dedim ki hayatta her zaman gerçekten istediği şekilde mutlu olabilmen dileğiyle diye imzaladım. Bravo benim söyleyeceğim her şeyi tek kelimeyle özetlediniz ya. <laughs> Sağ olun. <laughs> Teşekkürler. Çünkü biz görüyoruz. Hayatın en önemlisi mutlu olmak. Evet. Sağlığın yerinde olması. Evet. Ya ben, Kalan şeyler ben boş çok şeyler. çok şükür ki dediğim gibi Allah'ın şanslı kuluymuşum ki sevdiğim işi şey yapıyorum. Evet. Ve sağlığım da yerinde yani. Sağlığın, boz, sağlığın bozulmasının ne demek olduğunu kız kardeşimin hastalığı sırasında gördüm ben de. Özge Hanım bugünkü programa geldiğiniz için size minnettarım. Hayatınızda, işinizde üstünlükleri Allah'tan arzu ediyorum. Hepimize. Sağ olun. Niyazlı bugün programının sonuna geldik. Haftaya yepyeni bölümümüzde yeni konu ve konuklarımla tekrardan buluşmak dileğiyle sağlıkla kalın.